Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da sizlerle fiilimsi yani eylemsi konusunu işleyeceğiz. Gelin hep beraber eylemsi neymiş ona bir bakalım. Eylemlerden belirli eklerle türetilip ad, sıfat veya belirteş görevinde kullanılan sözcüklere biz fiilimsi diyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere eyleme benzeyen ancak eylem gibi çekimlenemediği için eylem olmayan sözcükler fiilimsilerdir arkadaşlar. Şimdi ben size fiilimsinin pratik mantığını daha kolay bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar fiilimsiler fiilimsiler her zaman fiillere gelir. Tamam mı? Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Fiilimsiler fiillere gelir. Şimdi karşımıza soru geliyor değil mi? Bir paragraf, kocaman bir paragraf diyor ki yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi kullanılmıştır? Şimdi biz bu paragrafta oradaki sözcüklerin hepsine mi bakacağız? Hayır. Hepsine bakmayacağız. Sadece fiil olanlarda biz fiilimsi arayacağız. Tamam mı? Ne demiştik? Belirli eklerle türetilip ad, sıfat veya belirteş görevinde kullanılır. Şimdi bunları hep beraber bir inceleyelim. Okuma kitabını yanından eksik etmez. Arkadaşlar okumak Normalde bir fiil mi? Evet. Buradaki birazdan da göstereceğim ma ekini, e, isim fiil eki olan eki, oku fiiline getirerek burada bir fiilimsi oluşturulmuş. Ve okuma derken burada fiilimsi isim görevinde kullanılmış. Tamam mı? Yarını kovalayan akrep gibi zaman çok çabuk geçiyor. Şimdi kovalayan şurada inceleyelim. Kovalamak bir fiil mi? Evet. Şimdi kovalayan derken buradaki an bizim aslında sıfat fiil ekimiz. Bunu da birazdan göstereceğim. Burada arkadaşlar kovalayan akrep derken de sıfat görevinde kullanılmıştır. Neden? Sıfatlar isimlerden önce gelmiyor muydu? Evet işte burada da sıfat fiil ekimiz burada sıfat görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Şimdi gizlenerek saklanıyor derken. Onu da burada irdeleyelim. Gizlenmek bir fiil mi? Evet bir fiil. Gizlenerek derken burada gizlenerek saklanıyor saklanıyor. Saklanmakta bir fiil mi? Evet. Şimdi arak erek zarf fiil ekimiz. Bunu da birazdan göstereceğim. Burada da yine bir fiilimsi oluşturmuş ve fiilimsimiz burada da arkadaşlar zarf görevinde kullanılmıştır diyeceğiz. İlerleyen dakikalarda fiilimsi konusunu daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Eylemsileri özelliklerine göre biz 3 grupta inceliyoruz. Bakalım bunlar neymiş. İsim fiil yani ad eyle. Şimdi arkadaşlar, isim fiilin bazı ekleri var. Ben size onları şöyle kodlayayım. Ma, ış, mak diye isim fiil eklerini aklımızda tutuyoruz tamam mı? Mak Yani bu mame bu ış, iş, uş, üş, bu, mak, mek. Tamam mı? Ama biz maş mak diye aklımızda isim fiil eklerini tutuyoruz ve ne demiştik? Fiilimsiler her zaman fiillere gelir. Bunu da unutmuyoruz. Örneklerimize bakalım. Babamın o dolabı tek başına kaldırışını unutamıyorum. Şimdi arkadaşlar kaldırmak bir fiil mi? Evet. E bakın kaldırış derken Bizim isim fiil ekimiz fiile gelmiş mi? Evet. O zaman burada biz ne diyoruz? İsim fiil vardır diyoruz. Patates kızartması yemeği seviyorum. Şimdi kızartmak. Kızartmak bir fiil mi? Evet. Kızartma diye mame isim fiil ekimiz gelmiş mi? Evet. Artık bu ne oluyor? İsim fiil oluyor. Ve isimleşiyor. Sabahlara gazete, pardon bir de burada yeme sözcüğümüz var. Onu da inceleyelim. Yemek normalde bir fiil değil mi? Evet ama burada yeme derken artık ne olmuş? İsimleşmiş ve isim fiil olmuş. Eklerimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Neydi? İsim fiil mağışmak. Sabahlara gazete okumak eski bir alışkanlığımı derken burada da okumak Normalde arkadaşlar oku bir fiildir değil mi? Ama e, gazete ok okumak derken buradaki mak eki artık oku fiilini isimleştirmiş, okumak mak olmayacağı için buradaki mak eki isim fiildir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir notumuz var. Ek eylem yani eylem olumsuzluk eki ma me Ad eylem eki mame şeklinde benzerlik gösterebilir değil mi? Bizim bir olumsuzluk ekimiz var mame. Bir de e, isim fiil ekimiz olan mame ekimiz var. Yani şu. Şekilce birbirine benziyorlar. Cümlede bunun farkını nasıl ayıracağız ona bakalım. Sıradan şeyler için küsme olmaz. Şimdi küsmek bir fiil değil mi? Cümleyi komple okuyoruz. Sıradan şeyler için küsme olmaz. Burada bir olumsuzluk anlamı var mı? sıradan şeyler için küsme olmaz. Hayır. Burada artık bir isimleşme var değil mi? Dolayısıyla bu artık bir fiilimsidir. Cümlenin tamamını okuyup oradan çıkartıyoruz. İkinci cümlemize bakalım. Sıradan şeyler için küsme lütfen. Yine burada küsmek fiil ama hani küsmek olumlusu küs. Aslında olumlusunu getirdiğimizde oluyor. Lakin cümlede ne direkt anlamı sıradan şeyler için küsme lütfen derken burada bir olumsuzluk var arkadaşlar. Burada normal fiil olarak kullanılmış. Diğer notumuza bakalım. Bazı eylemler ad eylem eklerini alıp kalıplaşarak bir varlığa ad olur. Değil mi? Diyor ki bazı eylemler yani fiilimseklerini alacak ama kalıplaştıkları için fiil olacak. Örneğimize bakalım. Dondurma. Normalde dondurmak arkasından da ma eki gelmiş biz buna isim fiil falan dememeliyiz arkadaşlar. Dondurma artık bir kalıplaşmış ifade olduğu için burada dondurma isim görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Tamam mı? Dondurma en sevdiğim tatlıdır derken kalıplaşma var ve isim görevinde kullanılmış. Gelelim sıfat fiili arkadaşlar. Sıfat fiilinde diğer adı ortaçtır. Bunu da unutmayın. Şimdi kullandığımız taktiği size öğreteyim arkadaşlar. Arkadaşlar sıfat fiilin ekleri bu kadar. Ama biz bunu şöyle kodluyoruz. An anası mezar dikecekmiş. Nasıl yani? Bakın an ası mez ar dik ecekmiş. Bunlar bizim arkadaşlar sıfat fiiliklerimiz. Yani an, en, ası, esi, maz, mez, ar, er, dık, dik, duk, dük, ecek, acak, mış, miş, muş, müş. Şuradaki eklerin tamamı arkadaşlar burada var. Tamam mı? Sıfat fiil anası mezar dikecekmiş diye kodladık. Örneklerimize bakalım. Erken kalkan yol, yol alır. Şimdi kalkmak bir fiil mi? Evet. Erken kalkan derken buradaki an sıfat fiil ekimiz buraya gelmiş mi? Evet. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada bir sıfat fiil oluştu. Senden başka gidecek bir yerim yok. Hemen irdeleyelim. Gitmek fiil mi? Evet. Ecek acak gelmiş mi? Evet. O zaman fiile ecek, ecek, ecek acak ekimiz yani sıfat fiil buradaki sıfat fiil ekimiz geldiği için burada da gidecek yerim yok derken bir sıfat fiil vardır diyoruz. Notumuza bakalım. Sıfat fiil eklerini alan bazı sözcükler kalıcı isim olurlar. Gençlerimizin en büyük sorunu gelecek kaygısı. Şimdi yine burada gelecek derken gelmek fiil, ecek acak gelmiş sıfat fiil demeyeceğiz arkadaşlar. Cümlenin tamamına bakacağız. Gelecek burada yine bir kalıplaşmış ifade gelecek kaygısı diyor tamam mı? Gelecek kaygısı diye kalıplaşmış bir ifade olduğu için buradaki gelecek artık isimdir arkadaşlar. Gelelim zarf fiile. Arkadaşlar zarf fiilinde ekleri gördüğünüz gibi bu kadar eki var. Ama biz bunu gelin şöyle kodlayalım. İpince Kenyalı Araklamadıkça Maksızın Dığında Arkadaşlar Eklerimiz Şekilde gösterdiğim gibi İp ince Ken Alı Eli Arak Dıkça Dikçe Maksızın Dığında Bunlardan geriye kalan sadece arkadaşlar şurada AA Hermes Irmaz Asiye Esiye işte Casına Cesine gibi eklerimiz burada arkadaşlar. Gerisi hepsi ipince Kenyalı araklamadıkça Marksız'ın dığında. Zarf bil eklerimizi de bu şekilde kodladık ve bunu da unutmuyoruz. Freni tutmayan araç bariyerlere çarparak durabildi. Şimdi çarpmak şurada irdeleyelim. Çarpmak bir fiil mi? Evet. Arak erek neydi? Bakın şuradaki arak erek bizim zarf fiil Çarparak dediği için arkadaşlar bu zarf fiildir. Her sabah uyanınca ilk işi beni aramak olur. Uyanmak bir fiil mi? Şurada irdeleyelim. Uyanmak bir fiil mi? Evet. Ince ince, ip ince. Bakın. Ince ince ikimiz de zarf ile eki miydi? Evet. Uyanınca derken arkadaşlar burada da bir zarf fiil vardır diyeceğiz. Taparcasına ona güvenip inanıyorlar. Şimdi tapmak bir fiil mi? Evet. Taparcasına dediği için buradaki casına cesine yani casına cesine ikimiz zarf fiil ikimiz gelmiş. Burada bir zarf fiil oluşturulmuş. Güvenmek bir fiil mi? Evet. İpince derken buradaki zarf fiil ekimiz ip. Güvenip ıp ip geldiği için yine burada bir zarf fiil ekimiz vardır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar fiilimsiler konumuzda bu kadar. E, hemen hemen her şeyini anlattık. Aklınızda bir şey kalmasın. Güzel bir video oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.